Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda Houston'da Herman Park'tayız. Herman Park 100 sene önce kurulmuş olan çok büyük bir sosyalleşme alanı. Yani rekreasyon alanı diyebiliriz. Burada ufak hafif raylı bir tramvay geçiyor. Buradan gösterebilirim. Bazı kompleksler var. Bu komplekslerde tiyatro var, konser alanı var. Golf kursunun olduğu bazı tesisler var. Şimdi birazdan tiyatronun oraya gideceğiz. Açık hava tiyatrosu. Burada konserler oluyor genelde. Buranın lokal grupları geliyor. İnsanlar oturup piknik yapabiliyorlar. Burada banklar var gördüğünüz gibi. Buradan 20 dakikada geldik arkadaşlar. Birazdan oturacağız. Kahvemizi aldık. Şimdi oturalım, yerleşelim. Ondan sonra size göstereceğim. Evet, şu an geldik. Böyle görkemli bir tiyatro var. Çok güzel bir mimari yapmışlar. Şimdi buranın özelliği şu. Kotasını tam olarak bilmiyorum. Ama eğimi şöyle ayarlanmış. Burada bir eğim yapılmış. Bir Teletubi tepesi gibi. Bu tepede insanlar oturabiliyorlar. Ve bu amfinin eğimine göre de aynı şekilde buradaki konseri izleyebiliyorsunuz. Etkinliği izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kızlar köpeklerini getirmişler. Burası akşam çok güzel oluyor. Şehrin ışıklarını görüyorsunuz. Burası şu anda Houston'da Texas Medical Center olarak geçen bir bölge. Birkaç hafta önce arkadaşlar buraya geldik. Akşamı daha güzeldi. Bakın. Şöyle bir ortam. Burasının mimarisi, şehir planı biraz da Central Park'a benziyor. Yani New York City'deki Central Park'ı andırıyor. Şimdi birazdan da o havuzun olduğu yere gideceğiz. Orayı göstereceğim size. Bir dikili taş var İstanbul'daki gibi. Aynı şekilde Central Park'taki gibi. Burada insanlar, gençler, bu hemen tepenin arkasında spor yapıyorlar. Ama çok güzel. Çok güzel değil mi abi? Baksana. Bak, frisbee oynuyor bak. Bak, frisbee oynuyorlar. Normal. Soccer oynuyorlar. Başka ne vardı kanka? Konuşmak ister misin bu konuda? Bizi anlatmak ister misin? Tabirim var arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanka. daha iyi biliyor benden. Ben, çünkü daha iyi hakim Amerikan kültürüne. Dediğim gibi bir Central Park havası seviyorum burada. Değil mi? Var abi sanki. Mesela hangi sporlar vardı şeyde? Yani gençlerin yaptığı, sen biliyorsun, katıldın bu tarz şeylere, aktivitelere. Tabii ki. Ne var abi, neler var? Yolda söyledim mesela, ben ismini hatırlamıyorum. Amerikan vari sporlar. Spike ball var. Spite? Spike. Spike ball. Spike ball. Süper abi. Ve frisbee. Frisbee var. Onun dışında Amerikan futbol topuyla birbirlerine paslaşmalar falan. Yani süper. Daha çok işte parkta yapılacak aktiviteler var. Müthiş. Onun dışında bizim oynadığımız futbol, onların dediği soccer. Soccer, aynen. O da vurduk. Burada Amerikalılar tarafından fazlaca oynanan sporlardan biri. Çok iyi, mükemmel abi. Genelde ne yapıyorlar? Abi yok ya, bir gezelim, şu vlogumuzu çekelim. Daha sonra katılırız. Ama bak, futbol da oynuyorlar. Futbol oynayabiliriz aslında. Açma germe. Hani açma germe yapabiliriz kesinlikle. Yapıyorlar yani. Aynen. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Teyyare var. Onu fark ettim ben. Teyyare mi var? Şey diyorsun. Helikopter böceği diyorsun. Aynen. Tamam. Süper abi. Sıkıntı yok. Bize gelmez. Şimdi gel o zaman. Yavaştan şeye gidelim. Havuzun oraya gidelim. Beraber. İnsanlar bak, şurada koşu yapıyorlar gençler. Evet. Top oynuyorlar. Gidelim. Evet, şu anda Central Park'ı andıran meydana geldik. Çok güzel banklar var. Mesela sincaplar var aynı şekilde. Zaten Houston'un sincapları meşhur. Çok fazla sincap görebiliyorsunuz. Tatlı değil mi?
Burada da kazlar, ördekler var. Onları da ürkütmeden çekelim. Tam bir doğal yaşam parkı ya. Hatta burada unutmadan söyleyeyim. Bu Herman Park çok büyük bir yer. Burada $30 veriyorsunuz. Ve doğal yaşam parkı gibi bir girişi var. Yani hayvanat bahçesine girebiliyorsunuz. Şimdi oraya gidecek zamanımız yok. Zaten kapalı. Bu şekilde göstereyim size. Bu şekilde hayvanları ürkütmeden de bu bölgeyi de çekmek istiyorum. Kaplumbağalar da varmış bak. Yeni gördük. Suyun hemen altında su kaplumbağası. Bu arada bu Herman, George Herman bir petrol zenginiymiş abi. Buraya bağışlamış. O yüzden onun ismini vermişler. İş adamı ve petrol zengini. O yüzden burası Herman Park buraya olarak. Buraya en büyük bağışı yapan kişi mi yoksa? Evet, bağışı yapmış buraya. Yani iş adamı. Bağış evet. Yapmış. Onun adını vermişler. O yüzden onun ismiyle burası anılıyor. 1900'lerin başlarında yapılmış olan ikinci büyük park. Yani rekreasyon alanı diye geçiyor. Çok fazla günde yani yılda 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği bir yer olarak Wikipedia bilgisinde size vermiş olalım. Genelde ailelerin, çiftlerin, gençlerin geldiği bir ortam. Gerçekten çok iyi. Bayağı kaplumbağa var. Bir gidip şuraya bakalım bir de. Bir köprü var. O köprüye doğru gidelim. Raylar buradan da devam ediyor. Bakın korkacak mı benden? Yavaşça yürüyorum. Bak sincap korkuyor, bu korkmuyor bak. İnsanlar saldırmıyor çünkü abi. Çocuklar üstüne koşturmuyor bunların. Geliyor bayağı geliyor lan manyak. Ne yapıyor oğlum? Ecil abi. Şey zannetti. Arkadaş bir şey, bir şey vereceğim zannetti herhalde. Sincap tatlı hayvan. İnsanlar besliyor sürekli. Haldeki anlamam. Abi ecilleşmişler. Ha Türkiye'de nasıl kanka şey var ya. Güvercinlerin üstüne böyle gidiyorsun. Güvercinler kaçıyor mesela. Geliyor. Var mı şey? Ne? Şey yok ya, biskü hiçbir şey almadım. Verirdim, aynen. Almadın değil mi sen bisküvi? Evet. Ekmekle biz besliyorduk. Bizim okulda vardı. He. Burada ekmek yiyorlar. Sincaba bak, tüye bak. Burası böyle gidiyor herhalde ya. Buradan dönelim. Yol uzun. Aa, tipe bak. Bak zoom yaptı. Kanguru gibi ya. Çok kanguru. Abi tipi de tatlı yani. Surata bak. Canım. Ayağa kalk. Tamam sevindim. Fındık mındık. Hareketler yapıyoruz. Burası Houston'da insanların en çok geldiği sosyal alanlardan bir tanesi. Şimdi bu arkada gördüğünüz yer çok uzun. Yani kilometrelerce gidiyor. Oraya gitmek istemedim. Çok fazla ilerlemek istemedim. Öteki yerlere bakalım. Daha yeşilliğin, daha açık alanın olduğu yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Zaten bir yarım saat 45 dakikaya gideriz. Saat şu an 7'ye geliyor. 8 gibi burada trafik biraz yavaşlıyor ve eve gidebiliriz. Şimdi diğer yerleri size göstereyim. Bu taraf bu şekilde. Evet, şimdi havuzun öteki tarafına geldik. Bu taraf da çok güzel. Mesela şurada bir metro yolu var. Metro yolu hemen geçiyor. Bu havuzun önünden. Şu tarafta belki görürsünüz. İnsanlar genelde koşuyor. Her tür insan görebilirsiniz. Bak burada kapalı bir teyze de var. Normal şortlu insanlar da var. Her milletten. Yani her dil, hiç kimse kimseye karışmıyor.
Herkes rahatta. Sporunu yapıyor. İstediğini yapabiliyor. Şu şekilde. Böyle bir göbek burası. Biz zaten araçta buradan geldik. Buradan döndük. Sağdan girdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi heykelin oraya gidelim. Biraz bu heykelden size bahsedeyim. Evet arkadaşlar, şu anda Sam Houston heykelinin önündeyiz. Houston'da Texas Medical Center'da gördüğünüz bu heykel Amerika için, Texas için önemli olan bir liderin heykeli. Burada Herman Park'ta Sam Houston'ın heykelini biraz size anlatmak istiyorum kısaca. Sam Houston Vancouver'da doğuyor 1793 yılında. Burada Texas için önemli olan bu lider, Texas'ın bağımsızlığı için gerekli liderliğini yapıyor. Sonrasında Huntsville'de 1863 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, buradan da teyit ederiz, yaşamını yitiriyor. Hatta ve hatta Texas'ın 1. ve 3. başbakanı olarak da görev almış Sam Houston, buradaki Texaslar tarafından oldukça seviliyor. Şu anda Herman Park'tayız. Herman Park'ın bitişinde Sam Houston heykelinin önündeyiz. Burada bir kitabe var. O kitabeyi de beraber bakalım, çekelim. Açıyı size göstereyim. Burada bir çok güzel bir akustik yapılmış. Şurada bu bölgeye geldiğinizde burada bir koridor yapılmış mimari olarak. Burada rüzgarın geçmesi sağlanılıyor. Bir akustik oluşuyor. Şu an mesela sesim nasıl geliyor? Arkada evleniyorlar abi. Arkada evleniyorlar. Bir fotoğraf çekimi var. Bu da Sam Houston'un hayatını anlatan ufak bir kitabı. Central Park havası veriyor, görüyor musun? Yani uzun bir havuz. En başında bir dikili taş. Bak, solda gençler spor yapıyor. Başlarında bir tane hoca var. Soldan buradan gideceğiz. Evet, şimdi yavaştan araca doğru gidiyoruz. Burası çok büyük bir yer arkadaşlar. Golf sahası var. Videonun ortasında da söylediğim gibi bir doğal yaşam parkı var. Oralara gitmedik. Yani yürüme mesafesiyle biraz daha ileride. Zaten kapalı ve $30. Şimdi biraz ileride arabamız. Saat de 7:30 oldu. Eğer ki Houston'da yaşıyorsanız veya Houston'a gelecekseniz mutlaka Herman Park'ı ziyaret edin. Güzel bir ortam. Burada arkadaşlarınızla takılabilirsiniz, ailenize vakit geçirebilirsiniz. Müzik yapabilirsiniz, spor yapabilirsiniz. Sevginizi getirebilirsiniz. Sosyalleşebilirsiniz. Her şeyi yapmak mümkün. Video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.